İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi daveti. Kilikya Ermenistan'daki Adana'da tekrar orman yangınları çıktı. Parvana Gölü kıyılarında arkeolojik kazılara başlandı. Gerici teröristler Suriye'nin iki vidayetindeki yerleşim yerlerine ateş açtı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü manzarası eşliğinde Artos Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi. Ermeni Gürcü tarihi Garni Tapınağı'nda canlanacak. Karar No 27 4 Nisan 2020 Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Parlamentosu Başkanı sizi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Parlamentosu'nun ikinci toplantısının üçüncü oturumuna davet etme şerefine naildir. Oturum 19 Eylül 2020 Cumartesi saat 9.30'da Lyon'da, Ermenistan Cumhuriyeti'nde ise saat 11.30'da gerçekleşecek. İkinci oturum ise 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 9.30'da Şeru Köprüsü'nde gerçekleşecek. 19 Eylül 2020 Cumartesi saat 9.30'daki oturumda A. Oturum gündeminin sunulması ve onaylanması B yeni milletvekili adaylarının sunulması ve onaylanması mandat Aralık 2023'e kadar. C. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı'nın seçilmesi mandat Aralık 2023'e kadar. D. Yürürlükte olan yılın yeni icra kararlarının tartışılması ve yeni iç yönetiminin olası değişikliklerinin onaylanması. 19 Eylül 2020 Cumartesi 12.30'da Mola. 19 Eylül 2020 Cumartesi 14'te E. Batı Ermenistan hükümetinin yeni başkanının atanması mandat Aralık 2023'e kadar F. Batı Ermenistan hükümeti bakanlarının ve bakanlarının tanıtılması ve onaylanması G. Milli Meclis Parlamento'nun ikinci toplantısının dördüncü oturumu sırasında sunulacak olan hükümetin yeni programını hazırlama tarihinin onaylanması. H yıl için yapılacak parlamento toplantılarının takviminin kararlaştırılması. İ. Batı Ermenistan parlamentosunun yıl sonundaki faaliyetinin genel durumunun tartışılması. 20 Eylül 2020 Pazar saat 9.30'da Şerü Köprüsü. A. 9.30'da Lyon Anıtı önünde. B. 10.30'da Şerü Köprüsü'nden hareket edeceğiz. C. 11.30'da Şerü Köprüsü'nün kilisesine ziyaret. G. 12.30'da Mola e, 14-17 saatlerinde Sev Antlaşması'nın 100. yılına adanan konferans. Şimdiden teşekkür ederim saygılarımla. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Leonardo Basmacian. Kilikya Ermenistan'ındaki Adana ilinin Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor. Bu Adana'da bir ay içerisinde üçüncü büyük yangın. Son yıllarda görülen en büyük yangın yaşanıyor. Cavahtaki Parvana Gölü yakınlarında tarihi bulgular bulmak için arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor. Bilim insanları antik bir köyün izlerinin bulunduğu deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Şauri dağları yakınında çalışıyorlar. Tarihçi Nino Patarize'nin başkanlığındaki arkeolojik çalışmalar kapsamlı bir şekilde yürütülüyor ve bu da aynı zamanda birkaç yeri incelemeye izin veriyor. Bu aşamada üç yerde çalışmalar devam ediyor. Şauri dağları yakınlarındaki Nor Hulgumo köyünde arkeolojik kazılar devam ediyor ve bunun sonucunda bir antik mezar keşfedildi. Tarımsal çalışmalar sırasında yerlilerden birinin bahçesinde antik köyün varlığını doğrulayan arkeolojik tabakalar bulundu. Burada Orta Çağ'a ait yapıların kalıntıları korunmuştu. Cavak'taki arkeolojik kazılar 2003 yılında başlamış ancak aktif araştırmalar 2018'den beri devam ediyor. Suriye'deki savaşan tarafların Rusya Uzlaştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Alexander Grinkevich gerçekleştirdiği briefingde belirttiğine göre Cabbah al-Nusra adlı gerici terör örgütü Suriye'nin Halep ve Laski vilayetlerindeki bir dizi yerleşimi bombaladı. Grinkevich, Halep vilayetinde Urum-es-Sugra, Basratun, Bala ve Laskiye vilayetinin İkko-Gulcok yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendi. Tüm yerleşim yerleri geleceği capat almışsa terör örgütünün mevzilerinden bombalandı, dedi. Batı Ermenistan'daki Van ilinin 3550 rakımlı Artos Dağı gökyüzüne dokunmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı. Artos Dağı'na tırmanan bir grup yamaç paraşütü tutkunu binlerce metre yükseklikten paraşütle uçtu. Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı adrenalin dolu bir uçuş gerçekleştiren paraşütçüler yarım saatlik uçuşun ardından Ahtamar Adası'nın karşısındaki yarım adaya iniş yaptı. Van Gölü ve çevresinde ekstrem sporlarına uyumlu noktalar bulunuyor ve bu tür etkinlikler hem kentin hem Van Gölü ve çevresinin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Kompozitör Hendel'in bu yıl 300. yılı 2021'de dolacak olan Hrazdan Mist adlı operası Ermenistan Cumhuriyeti'nde sahnelenecek ve bunun için görkemli Garni Pagan Tapınağı canlı bir dekorasyona dönüştürülecek. Oyuncu olarak Ermeni şarkıcı Barsel Tumanyan, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu solisti Ermeni kökenli Anna Aglatova, opera sanatçısı Yulia Lejneva ve diğer sanatçılar sahne alacak. Opera sahnesiyle ilgili hazırlıkların başlangıcı geçtiğimiz pazartesi günü tapınak alanında gerçekleştirildi. Salgınla ilgili zorluklara rağmen programın yaratıcıları ve uygulayıcıları olan dünyaca ünlü orkestra şefi Georg Pehlivanyan, oyun yönetmeni Robert Sturua, Rusya Federasyonu Kıdemli Kültür Çalışanı Süren Şahumyan, Gürcü Oda Orkestrası Gürcü Senfoniyeta Orkestrası'nın şefi Georgi Kerilashvili, IP Chain Derneği Başkanı Andrei Krichevski, Fikri Mülkiyet Federasyonu Başkanı Sergey Matveyev ülkemizde bulunuyorlar. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Daron Sinir adlı topluluktan Tnorki Griv adlı eseri sunuyoruz. tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.